Türkiye sağanak yağışlı bir döneme girdi. Her yerden su baskını haberleri geliyor. Bu yağışların Ülker fırtınası olduğu ifade edildi. Peki Ülker fırtınası acaba nedir? Neden bir anda bu kadar yağış oluyor? A Haber muhabiri Nail Azbay ve konuğu Afyon Karahisar'dan karşımızda. Can Okunar, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye yağışlı bir havanın etkisi altına girdi. Yaklaşık bir haftadır haber merkezlerimizde sel haberleri geliyor. Dolu yağışlarının haberleri ulaşıyor. İşte bu kapsamda bu yağışların, bu dolu yağışlarının Ülker fırtınasından kaynaklandığı ifade ediliyor. İşte biz de bugün Ülker fırtınası nedir? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Yanımızda canlı yayın konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim bilimci, yardımcı doçent doktor Okan Bozyurt var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nedir ülkemiz? Yaklaşık bir haftadır yoğun bir yağış altında. Evet. Dolu yağışlarına şahit evet. oluyoruz. Ülker fırtınasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Nedir bu Ülker fırtınası hocam? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Bu içinde bulunduğumuz dönem yaklaşık binlerce yıldır aslında süre gelen bir dönem. Ki biz buna 42. yağmurları diyoruz İç Anadolu'da. Özellikle de Ankara bölgesinde daha çok etkili oluyor. Ankara yöresinde. Fakat Ülker fırtınası dediğiniz fırtına halk takvimiyle ilgili bir fırtınadır. Benim hazırlamış olduğum bir iklim takvimi var. Orada bu meteorolojik verilerle, halkın verilerini ben karşılaştırdım. Biraz istatistiksel analize tabi tuttum ve böyle bir şey çıktı, uyum çıktı. Her sene 25 Mayıs tarihlerinde aşağı yukarı ama her sene tabii 25 Mayıs olmuyor. Bir sapmalar oluyor mutlaka. Bu bazı seneler 22-23 Mayıs da olabiliyor. Bazen 26-27 Mayıs da olabiliyor. Ve yaklaşık bir hafta süreyle böyle çok yoğun bir konveksiyonel yağışın olduğu bir döneme denk geliyoruz. İşte biz buna Ülker fırtınası diyoruz. Peki halkımız niye buna Ülker fırtınası demiş? Gökyüzündeki Ülker takım yıldızının ufuk çizgisiyle yaptığı açıya göre değerlendirmiş bunu ki halk takvim biliyorsunuz binlerce yıldır Türk kültüründe olan bir takvim. Çünkü biz tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir toplumuz. Kökenimiz oraya dayanıyor. Dolayısıyla insanlar doğanın ritimlerini veya salınımlarını bir yerlere not almışlar. Yani bunu defter değil sadece işte kafalarına not almışlar, gözlem yapmışlar. Ailesiz gözlemlerle böylece bir takvim oluşturmuşlar, bir skala oluşturmuşlar. Böylece bir takım sayılı günler oluşmuş. İşte Ülker fırtınası da bunlardan biri ama daha sayılı günlerimiz tabii ki bitmiyor. 25 Mayıs sadece bir tanesi. Önümüzdeki 3 Haziran'da da yeni bir fırtına geliyor. O da Filiz Koparan fırtınası. Filiz Koparan fırtınasında yine konveksiyonel yağışlar bir miktar yoğunlaşıyor. Fakat orada tabii çok şiddetli rüzgarlarla birlikte ağaçların bazı dalları kırılıyor. Kırıldığı için buna zaten Filiz Koparan fırtınası adını vermişler ama bu 42. yağmurlar her sene oluyor yalnız dediğim gibi. Fakat bu sene çok şiddetli geçiyor. Bu da eğer bilimsel olarak açıklayacak olursak atmosferin üst seviyelerindeki serin havadan kaynaklanıyor. Atmosferin alt katları ile üst katmanlar arasında bir sıcaklık farkı meydana geliyor. Alt katlarda ışınan, aşırı derecede ısınan hava hızlı bir şekilde yukarı doğru çıktığında soğuk bir tabakaya gelince aniden su buharı yoğunlaşıyor ve kuvvetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar meydana geliyor. Hatta bu sene atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava çok kuvvetli. Çünkü neden? Birçok yerde aşırı dolu yağışları meydana geldi. Biliyorsunuz Ankara'da oldu işte. Amerika'da geçenlerde elma büyüklüğünde dolu yağdı. İşte Isparta ve daha başka yerlerde yine böyle çok ceviz büyüklüğünde dolular yağdı. Bu her sene olmaz ama bu sene özellikle çok etkili oluyor. Peki hocam asıl merak edilen soru da şu, evet. Sizin iklim takviminiz de var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Bu yağışlar ya da bu Ülker fırtınası daha ne kadar sürecek, sona geldi mi ve bundan sonra bizi neler bekliyor efendim? Evet, az önce de ifade etmiştim. Şimdi bakın, Ülker fırtınası işte şurada, 25 Mayıs. Şimdi önümüzde Filiz Koparan fırtınası var, daha sonra Ülker doğumu fırtınası var. Genelde konveksiyonel yağışlar gün dönümü fırtınasıyla beraber bitiyor. Yani 22 Haziran'da olan gün dönümü fırtınasından sonra artık konveksiyonel yağışlar azalıyor. Yalnız yılda iki dönemde yoğunlaşıyor bu konveksiyonel yağışlar. Bir Mayıs-Haziran aylarında ve Nisan aylarında, bir de sonbahar, yazdan sonbahara geçişte yani Ağustos'un sonlarından itibaren Eylül ve Ekim dönemlerinde ama bir önceki kadar kuvvetli olmuyor. Orada da yine biraz konveksiyonel bir dönem başlıyor. Daha sonra artık zaten soğuk mevsime doğru geçiyoruz. Ama bu sene özellikle bakın pek fazla kış olmadı dikkat ederseniz. Kar yağışları hemen hemen yok denecek kadar azdı. Nisan ayı oldukça kurak geçti. Fakat Mayıs ayındaki bu yağışlar birazcık da olsa tarımı toparladı. Özellikle barajlardaki su miktarına olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki meydana gelen dolu yağışlarının özellikle meyve üretimi üzerinde de olumsuz bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca önümüzdeki günlerde neler olacak hocam onu da açıklarsanız. Şimdi bir müjde verebilirim. Hafta sonu hava açıyor. Hava sıcaklığı hissedilir derecede yükselecek ama pazartesinden itibaren hatta dedim ya 3 Haziran'daki Filiz Koparan fırtınasından dolayı yeniden bir konveksiyonel yağış bekliyoruz ama bu haftaki kadar kuvvetli olmayacak. Hava sıcaklıkları yaklaşık 23-24 derece civarında yani yer yer mevsim normalleri civarında ama mevzi anlamda yani lokal anlamda sağanak yağışlar bekliyoruz.
Ortalama ne kadar sürecek bu yağışlar hocam? Yine bir hafta süreyle sürecek. Yani bizim aslında yaklaşık bayrama kadar bu havalarla herhalde böyle işli dışlı olacağız ama tabii Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ramazan ayı serin geçerse herhalde sanıyorum insanlar için daha güzel olur diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkürler yayınımıza katkınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeydik. Yardımcı doçent doktor Okan Bozyurt, iklim bilimci Okan Bozyurt'la birlikteydik. Ülker fırtınası nedir? Bu sorunun yanıtlarını aradık. Bundan sonraki hava durumları ne şekilde olacak? Bu sorunun yanıtını aradık diyelim ve sözü Afyon'dan yeniden size bırakalım Can Okanar.